Asma bir arada Asma sor. Sen neye doğru sordu Asma'nın konu öğrenir sana döner hemen olmasa. Ekagam dedi. Temiz bir güvenli birisi olması Evet biz sen tanıdığın için evet mesela. biz on böyle şey diyorum size de böyle biri bulsanız iyi olur. Mesela günlük lazım değil ki günlük o Günlük gelen. pislikle ne gerek var? Yok, pislikle demek istemem yani günlük mesela temiz bir aile mesela 10 günde mesela yanına gideceğim. Evet temiz. Masanın Telefonda akşamı yani. konuş evet de böyle O şey, kadar. evet böyle birileri. Ben şu bugün işimi ayarlayın da ben size şimdi yarın düşünün. Şimdi hiç kimse aklıma da gelmiyor. Sen bana yazarsın madem ben de telefon çaldı ben kaydedeyim sizi. Ben sonra yazacağım. Şimdi ne diyeceğim? Şu fotoş. Hı hı. Ha foto mu? Şu bir zarattayız. Hı? Zarattım. Yok. Çalışkan bana böyle bir şey sana söyleyemedim. Çok niyet etmedim. Söyleyemedim. Niye gelip diye şey olarak hani. Bana bir arkadaş olursa yardımcı olur diye dedim. Diyemedim. Bir tek geldi yani. Kaç çocuğunuz var abi? İki tane vardı. İkisi de evet. Köyden hani. Erkek kız. Biri kız, biri erkekti. Evlendi. Anası rahatsız olsa bir an evet, ev verdik. Devam ediyor. Ha, Başka yerde var. Antalya'da var. Güzel Arabada. Seyrek'te var. Güzel Arabada var mı? Var. Beko mağazası Güzel Arabada. Beko bizim Güzel Arabada. Orada elemanlar duruyor. Birader bakıyor. Hanım, birader hanım bakıyor işte. Ben anamın başındayım. Devamlı. Ya size çok geçmiş olsun. Çok kötü bu işler ya. Ya bak psikolojim çok bozuldu. Yani mesela dertleşecek, gezecek adam araydı mesela. Sizler böyle bir şey götürmedin hemen diyorlar. Ben de öyle baktılar tabii oradan. İşte hastane aradılar da bir şey sordular da ona cevap verdim. Ben... Üç ay önce kendi eniştem vardı 50 yaşında. Mehmet'in ilk yaş büyük ablam olacağız. Üç ay önce öldü. Kalp durdu. Şimdi büyük eniştem var 55 yaşında. Gidiyormuşsunuz. Önce gideceğiz. Evet, buradan da geçildi. Biliyorum diyor oraya da gidiyor. Orada dolan başka evet, yerler. Evet, evet, buradan çok iyi. Şimdi büyük genişte 55 yaşında tamam mı? Bu da kanser karaciğerden. Şimdi dün artık kasa çağırmış demiş, artık demiş. Hastalandı demiş. Şimdi ablalarında bana söylemedi de zaten söylesene de niye gidemeyeceğim ben bu arada. Çok kapalı ya şey. Bacısı var o bekleyen şu an. Canım sıkıntı işte bir turda yani böyle gelen. Evet ya abi çok kötü bu işler anlıyorum ben. Annemi kaybettim, babam da, abim de, kız kardeşim de kaybettim. Ben bu işleri iyi biliyorum. Ben de aynen. Annem vefat etti, iki sene sonra babam vefat etti. İki ay sonra hanım hastalık çıktı ondan sonra. Hepsi üst üste geldi. Bu ne ya? Ha domates. Domates salça böyle. Hiç salça öğrenemedim. Domatesi işte torbaya dolduruyorlar. Orada 5-10 gün duruyor içinde. Allah Allah.
Domates sadece hiçbir şey yapmaya 10 gün duruyor onun içinde. 10 gün sonra onun makinesi vardı. Makine diye çağırıyorlar. Makine sıkıyor, pasamını ayırıyor, suyunu ayırıyor. Suyunu bir leğene katıyorsun mesela ya da kanlık bir şey çakıyorsun içeri. Atıyorsun, onu karıştırıyorsun, içeri uzatıyorsun. Bayağı bayağı. Ya 10 gün durduğu için o zaman domates salçaları ekşi oluyor. Onun için. O ekşi olmaz. Onun öyle ezilmeye başladı mı, 10 gün durmaz. Ezilmeye başladı mı hemen makineye çağırıyorsun. Ama tuzu bol atıyorsun içine yani mesela. Tuz çok koyuyorsun. Bozulmasın diye. Tuz var mı domates salçaların içinde? Elde yapılan tereyağı tuzdur. Mesela 10 kilo saçacağın içine diyelim mesela en azından 2 kilo tuz atılır. Tuzla karışır, o güneşte durur, karıştır durursun her gün. Hani 5-10 gün karıştırsın böyle devamlı. O suyu çeker kendilerinden. Suyu kaybolur gider, salça olur. Ben yapmıyoruz da hazır alıyoruz ya. Biz ne yapacağız? Köyde satıyor işte, köyde herkes. Называется кунду, едем вот в село сейчас вот это. Угу. Я сейчас покажу тебе. Да. Вон оттуда, до сюда я пешком мать у меня спустила. Автобус проехал, я здесь когда работала в кунду. Угу. Начинается, видишь? Угу. Ага, брось, ничего кузель я пушу, я не пью. Hindistan dizisi, tamam mı? Orada hepsi diyorlar, o kadar sıcak, sıcak geçeceğiz ya
yukarı hazırlandı diziden. Bu da merak etti. İsviçre nerede? İsviçre, Almanya'ya, Hollanda'ya, Belçika'ya yakın bir ülke yani. Dünyanın en büyük zengin ülkesi. Yani bütün başbakanlardan şimdi para İsviçre'ye gönderir. Hani senin sırrını söylemezler. Almanya sınır komşuya. Bak bu kimeceye zavuz fotoğrafı var mı? Hı hı. Biz geldik Dubai'ye mi burada niye baktık? Şunlardan. Burası yukarıda çok köy var. Hala giderken. Yok var buna olmazmış burası. Tek bir bunun oldu. Tek istiyor bir de. Yani. Yok. Mahmutlu ne var ya. Şu neyi yapıyor? Mustaket ne? Mustaket mi? Öyle böyle lazım. Mustaket düşmüş. Tersiyle başta ileride var o. Bu da devam edeceksin. Şu ne ya abi? Pamuk. Pamuk mu? Lara tarama gider ki var o müstakil evler. Şimdi şu koronavirüs bitsin de karantin bitse çocuklar gelecek, çocuklar gelip kendileri bakacaklar. Ben sana ters ev biliyorum şu yoldaki. Hiç gittim Lara'ya gittim buradan. Evet gittim. Lara'da gider ki o sağ tarafta bildiler. Bir dupleks ev teknik dahil onlar orası. Hmm. O gün şimdi de geldik bunu götürdük. Bu ne hepsini gezdirdim. Hepsini gezdirdim. Şurada Pundu Pazar var ya da oradan ineceğim. Normal pazar yeri mi yoksa? Pazar.